Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Baykar Makine teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın adeta Türkiye'ye sınıf atlatacak yeni projesi ortaya çıktı. Bu sefer beklentilerin üstünde ve dışında bir proje ile karşımıza çıkan Selçuk Bayraktar, gençlere rehber olma yoluna çıktı desek yanlış olmaz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yani T3 Vakfı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da işbirliğinde Türkiye'nin her yerinde yani 81 ilde kurulan tam 100 tane DeneYap teknoloji atölyesi için öğrenci kabul sınavı gerçekleştirildi. Selçuk Bayraktar ise konu hakkında 11 bin öğrencinin bu atölyelerde 3 yıl boyunca eğitim alacağını ve çok büyük buluşlara imza atacak gençlerin yetişeceğini vurguladı. Bu atölyelerde eğitim almak isteyen on binlerce öğrenci sınava başvurdu. Açıklanan verilere göre 79 bin başvuru yapılan sınavdan 11 bin öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Konu hakkında açıklama yapan Selçuk Bayraktar, Teknofest'teki yarışmalara katılacak öğrenciler bu atölyelerde yetişiyor. Sadece İHA'lar, SİHA'lar değil, savunma sanayinde ülkemiz büyük bir başarı elde etti. Bunu tüm sivil alanlara yayacak, dünyada büyük buluşlara imza atacak, kendi alanlarında bir numara olacak, hem memleketini sevecek hem de dünyada ben yaptığım işi, teknolojide, bilimde en iyisini yaparım diyen gençler yetişecek. O ruhlar yetişiyorlar. Binlerce Selçuk Bayraktar ve ondan daha iyisi var. Biz onların önünü açmaya çalışıyoruz açıkçası. Bizim gençliğimizde böyle şeyler yoktu. Pek kimse inanmıyordu. Türkiye'den büyük bir teknolojinin çıkacağına kimse inanmıyordu. Asla yapamazsın deniliyordu. Artık bizim de güzel işler yapabileceğimiz görüldü ve bu iyice pekişti. İnşallah ülkemiz adına dünyada çok büyük teknoloji girişimleri, bilimsel başarılar elde edecek gençler yetişecek ifadelerini kullandı. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde 81 ilde 100 DeneYap teknoloji atölyesi kurulmasına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edilmiştir. Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile DeneYap Türkiye hayata geçirilmiştir. DeneYap Türkiye'nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin yeterli imkanlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve tüm Türkiye'de geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere 81 ilde DeneYap Teknoloji Atölyeleri kurmayı hedefliyoruz. DeneYap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, 2 yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. DeneYap'larda ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimiz, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar. 3 yıllık bu süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde etmektedirler. DeneYap Türkiye'nin 3. faz çalışması kapsamında ise Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul,
Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 27 ayrı ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca yine Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden gençlere verdikleri bir desteği daha duyurmuştu. Gelişmekte olan ülkelerden havacılık, teknoloji ve uzay alanlarında lisans ve yüksek lisans seviyesindeki 300 genç arkadaşımızı destekleyeceğiz şeklinde konuşan Selçuk Bayraktar'ın genç nesile ne kadar önem verdiğini buradan da anlamak mümkün. Türkiye Bursları adı altında verilen bu burslar hakkında da kısaca konuşalım ve videomuzu sonlandıralım. Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürütmekte olduğu kamu kaynaklı yüksek öğrenim burs programıdır. Türkiye Bursları'nın öncelikli amacı, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamaktır. Bununla birlikte Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye bursları, üniversite ve bölüm yerleştirme, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, barınma, Türkçe dil kursu, uçak bileti ile ücretsiz akademik ve kültürel program imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak kabul görmektedir. Türkiye bursları, uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim ve burs imkanı sağlamaktadır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.